Nereye bu yolculuk ey insan? Yaratılanların en üstünü, en şereflisi payesine sahip olan. Fakat hala kainatın özü olduğunu, yaratılanların göz bebeği olduğunu anlamayan insan. Hoş geldiniz. Buyur amcacığım. Evladım, yardımcı olabilir misin? Tabii. Benim yerim neresi acaba? 16 numara. Şurası amcacığım. Teşekkür ederim. Sağ başka olasın. Bir isteğin var mı amcacığım? Allah razı olsun evladım. Sağ olasın. Cümlemizi. Allah'a emanetim. Sağ ol baba. Kendine iyi bak. Sağ ol baba. Dağın taşın bile almadığı o emaneti kendi rızasıyla yüklenen insan. Bu dünyada yolcu olduğunu unutan. Ey insan, söylesene, dünyaya hangi surette geldiğin mi, yoksa ne sirette gideceğin mi önemli? Kızım, gözlüğümü bulamadım da bir mesaj geldi. Okuyabilir misin acaba? Ne yazıyor? Tabii. Baba, gerçekten çok zor durumdayım. Bana biraz para gönderebilecek misin? Bu son. Sayın yolcularımız, aracımız hareket etmek üzeredir. Lütfen yerlerimizi alalım. Buyur ablacığım. İmtihan dünyası işte. Hem de en sevdiklerimizle. Onca yıl iş güç sahibi olsunlar. Mutlu bir yuvaları olsun diye didindi durdu Hüseyin amca. Çocuk berekettir dedi. Zenginliktir dedi. Elinden gelen her şeyi yaptı. Yaptı da belli ki bir şeyleri yanlış yaptı. Ah be oğlum. Hayırdır amcacığım? Ah, nerede hata yaptım? Bu oğlan niye böyle tembel, sorumsuz biri oldu? Bilmiyorum. Aman kızım, parasında değilim. Versem yarı yine isteyecek. Ama bazı şeyleri doğru öğretememişim. Yoksa neyim var, neyim yok. Hepsi onların zaten. Haklısınız. İyi yolculuklar kaptan. Sağ ol dostum. Nerede ineceksiniz? Antalya. Antalya otogar. Siz? Konya otogar. Bunca yıl ticaretle meşgul oldum. Helalinden kazandığımla 4 çocuk yetiştirdim. Ne güzel, ne mutlu amca sana. Hanımefendi siz? Antalya otogar. Siz amca? Antalya otogar oğlum. Tamamdır. Çocuğum üniversiteye gidiyor. Diğeri de memur oldu. Bu desen vefasızın biri borç batağında. Debelini eğip duruyor. Kız da hayırsızın birine gönlünü kaptırdı. Hepsi kendisine göre bir yol seçtiler. 3 günlük dünya hayatı işte. Göz açıp kapayıncaya kadar. Gelip geçiyor. Dünya bir gölgelik değil mi? Güneş üstümüze yarın sabah bir daha doğacak mı belli değil. İnsanın yolculuğunun başı belli de sonu değil işte. İşin güzelliği de bu değil mi? O sona iyilikle, hayırla erişebilmek için yürümek. İstikametimizi hak yöne çevirmek. Ve her an bilmek, bu nefes son nefes mi? Ölüm her an başucunda değil mi? O yüzden kendini hesaba çekmeden edemiyor ya Hüseyin amca da.
Evlatları mı hayırsız, yoksa kendisi mi diye. Burada yolcu alacağız kaptan. Yavaşlayalım biraz. Gel abi. Oğlum. Allah'a emanet ol. Oğlum hakkını helal et. Kardeş. Oğlum öksüzdür. Göz kulak ol, olur mu? Merak etme kardeşim. Oğlun önce Allah'a sonra bize emanet. Bu benim numaram. Hadi gitmiyor muyuz? Gidiyoruz. Nereye gidiyorsun dostum? Evet, Ahmet Bey Konya'da inecek. Konyalı mısın? Sen de dursun. Hı. Al bakalım Ahmet. Bu senin. Daha kimseye dağıtmadım ha. Kıymetini bil. Torpillisin sen. Muhtemelen benim oğlumla yaşıtsın. Aslanım benim. Bu dünyada herkes anne baba olamaz ama herkes illa evlat olur. Fakat en acısı anasız babasız bir evlat olmaktır. Ahmet gibi biricik annesini kaybedeli daha 2 yıl olmuştur. Taşlara sarılmıştır kaç gece annem annem diye. Anacığının yokluğu içini kasıp kavururken babası yeniden evlenmiştir. Ahmet de çocuk kalbiyle sığamamıştır o koca eve. Babasından da ayrı düşmüştür artık. Şimdi yeni bir ev, yeni bir şehir, yeni bir okul ve yeni arkadaşlar bekliyordu onu. Ne de olsa insanın hayat yolculuğu son nefese kadar devam etmektedir. Neredeki menzili atar mısın kaptan? Gel kardeşim. Gel şöyle otur. Hakkını helal et kızım. Bir mesaj daha geldi. Okuyabilir misin? Ben yardımcı olayım amca. Sağ ol evladım. Sen işinden kalma. Hanım kızım yardımcı oluyor. Tamam. Alayım amca. Hüseyin amca, kiracı vazgeçti. Sen inince bağa gitme. Otogarda beni bekle. Hay Allah. Ne oldu amca? Bir portakal bahçem vardı. Yaşlandık artık, gidip gelemiyoruz. Şöyle helal süt emmiş birine emanet edelim dedik. Hem kalsın hem bahçeye baksın. Neyse, her işte bir hayır vardır derler ya. Sen bilir misin bizim oraları? Yok amca, ilk kez gidiyorum. Üniversiteyi kazandım da. Maşallah, nereyi tutturdun? Hukuk fakültesi amca. Oo, annem baban ne kadar şanslı. Ne oldu? Niye üzüldün? Üzülmek değil de çaresizlik amca. Annem felçti. Allah acil şifalar versin yavrum. Sağ ol amca, ben de onlar için okuyacağım. Oo maşallah, Allah gönlüne göre versin. Tek çocuğum ben. Babam şimdi hem çalışıp hem annemi nasıl bakacak? Zaten kıt kanaat geçiniyorlar. Allah büyüktür be kızım. Büyükler boşa gün doğmadan neler doğar dememişti. Müşteri ol kızım. Düşünmeden edemiyor ki insan. Kıyamıyor. Geride kalanlar ne olacak? Şimdi kim bakacak ona? Halbuki biliyor. Yaratılan her şeyin bir sahibi var. Ama yine de düşünmeden edemiyor işte. Babası kıt kanaat kazandığıyla ev mi geçindirsin yoksa ona para mı göndersin? Onları böyle geride acılarla baş başa bırakıp nereye gidiyorum ben? Yeni bir şehre mi yoksa bir çilehaneye mi? Thank you.
Bu benzinlik miydi abi? Evet. Bir tane alabilir miyim? Ahmet endişelerle dolu olsa da yeniden tutunacaktır hayata. Kolay olmayacak belki. Elbet öksüzlük zor. Bir fotoğrafa bakarak annesizliğini teselli etmek elbette çok zor. Fakat ne mutlu ki her zorlukla beraber de bir kolaylık vardır. Canım anneciğim, hani demiştin ya, dünyada ne ekersen onu biçersin diye. İnşallah senin ekinin de bereketli olmuştur annem. Çünkü sen yetimlere, öksüzlere kıyamazdın. Onların saçlarını okşardın. Utandırmadan ihtiyaçlarını giderirdin. Hediyeler verirdin. Anne, ben de onlardan biriyim artık. Şimdi benim saçımı kim okşayacak? Babalar da evlatlarına sahip çıkmazsa kim sahip çıkacak? Kızım, az önce gelen mesaja bir cevap yazabilir misin? Tabii. Ne yazayım? Tamam oğul. Allah büyük. Nasipse sabah gönderirim. Hadi kızım. Sen de babanı bir ara. Annemi al gel de. Hüseyin amcamın bahçesi önce Allah'a, sonra da bize emanetmişti. Sayın yolcularımız, aracımız mola yerine gelmiştir. Yolculuğu biten yolcularımıza geçmiş olsun dileriz. Yolculuğa devam edecek olanlar için aracımız yarım saat sonra hareket edecektir. Mola bitiminde araçtaki yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Canım benim. Bir tanem benim. Çok özlemişim oğlum, yavrum benim. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.